Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Havaların 35-40 dereceyi bulacağı önümüzdeki günler için bu sene cevizlerimize uygulamamış olduğumuz kaolin kili yerine alternatif çözümler düşünmeye başladık. Malum kaolin kili de bir maliyet sonucunda giderleri olan bir maliyet ve yaklaşık olarak iyi kaolin killeri Kaokil markası gibi 25 kilogramlık çuvalları yaklaşık 500 TL fiyatlara satılmakta. Bunlar %2'şer buçukluk 2 doz ya da %5 seferlik tek doz şeklinde atılabiliyor. 100 litre suya 2,5 kilogram kaolin kili koyuyorsunuz. Ya da bunu 2 sefer atacaksanız %2,5'luk 2 sefer ya da %5'lik 100 kilogram 100 litre suya 5 kilogram kaolin kili koyarak %5'lik dozlar halinde atıyorsunuz. Ben bahçem için yaklaşık olarak 25 kilogramlık bir çuval alıyorum ve ağaçlarıma yeterli geliyor, fakat bu sene her şeyin zamlanmasıyla birlikte 25 kilogramlık kaokiller de 500 lira gibi fiyatlara satılıyorlar. Bunların daha atma maliyeti, benzinli pompalarla attığımız için yakıt ve giderleriyle birlikte yaklaşık olarak bize 750-800 lira gibi bir maliyete çıkıyor. Yani bu da dekar başına yaklaşık 125 lira, 150 lira gibi yaklaşık olarak bir maliyet çıkarıyor arkadaşlar. Evet, şimdi genellikle ağaçlarımızın güneş gören ve gün batımındaki kısımlarında uygulamayı ben yapmayı daha çok uygun gördüm. Çünkü bu aralarda kalan bölgeler görüyorsunuz, güneş ışıklarından kırılıyor. Yani güneş tam ortaya geldiği zaman hafif, şöyle göstereyim bakın, dönmeye başladığı zaman zaten ağaçların yukarıki kısımları haricindeki diğer yerler çok etkilenmiyor. Onun için genel anlamda ben daha çok böyle güneşin daha çok meyveler üzerinde etkiye sahip olduğu öğlen 2'den sonra, şöyle göstereyim bakın, gün batımımız bu şekilde. Öğlen saat 2'den akşam saat 5-6'ya kadar çok daha sıcak olan ön yüzlerine uygulama yapmayı düşündüm. Bu sene kaokil yerine farklı bir alternatif deneme, yanılma yöntemine gittik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cevizlerimizin üzerinde beyaz bölgeler var. Bakın güneş yanığı hasarı yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış. Ben bu sene arkadaşlar %2,5'luk sönmüş kireç uyguladım arkadaşlar. Evet. Şimdi normal şartlarda benim toprağımdaki kireç seviyesi çok üst düzey değil. Ancak sınırdaydı. Aslında kireç uygulamak bu şekilde mantıklı mı değil mi? Bu tartışılabilir. Fakat ben denemek istedim. Bu sene ilk defa tarım kireci uyguladım arkadaşlar. Ve aldıkları halde ağaçların bu şekilde. Sönmüş kireci 100 litre suya 2,5 litre şeklinde yaptım. Bu şekilde bir beyazlatma elde edebildim. Biraz daha konabilir mesela, %3, %4 de yapılabilir. Zannedersem %4'lük sonucun daha etkili olacağını düşünüyorum. Fakat yaklaşık olarak %2,5'luk olan kısımda bu şekilde tatminkar bir sonuç elde ettik arkadaşlar. En azından deneyeceğiz. Bu şekilde bize maliyeti ne oluyor? Bu şekilde bize maliyeti 5 kilogram söndürülmüş kirecin maliyeti 15 lira arkadaşlar. 10 kilogram kullandık. 30 lira bir maliyet oldu. Yani bunun benzinlisi, pompalısı vesairesi, ilaçlaması. Hadi diyelim 100-150 lira olsun. Arada uçurum var.
Görüldüğü gibi her bölgeye özellikle uygulamadık arkadaşlar. Bu bölgeler genelde güneşi daha az alan bölgeler olduğu için, daha az sıcağa maruz kalan bölgeler olduğu için üst dallara doğru atmayı hedefledik. Alt dalları zaten bakın görüyorsunuz. Şekilde görüldüğü gibi ilaçlanmış durumda. Hemen hemen kaküle benzer bir sonuç elde ettik. Bakalım takip edeceğiz. Ya bu şekilde olursa şayet fiyat olarak da maliyet olarak da bize daha uygun bir sonucu olacak. Bu bir deneme yanılma yöntemidir arkadaşlar. Kimseye tavsiye etmiyorum. Yani şu an toprağında kireç olmayan, kireç sorun olmayan herkes deneyebilir. Tabii bu hiç yapılmadığı için belki de hani ilginç karşılanabilir. Yani sadece maliyet için bile denenebilir mi? Bence denenebilir. Çünkü dediğim gibi birinin maliyeti 500 lira, diğerinin maliyeti 30 lira, 40 lira. Tabii sonuca bakacağız. Bakalım. Hep birlikte sonucu göreceğiz. Biz de paylaşımlarımızı yapacağız. Aslında dediğim gibi bu sene hiç atmamayı düşünüyordum. Aklımdaki olan fikir buydu. Hiç atmamaktı. Fakat arkadaşlar 35-37 derece gibi bir sıcaklık söz konusu olunca bütün senenin emeğini tek kalemde heba etmek istemedim. Bir de şöyle bir şey var. Şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar buradan 1-2 kilometre yukarıda başka bir bahçemiz daha var. Orasını da dün kontrol için gittim. Bu bölge genel olarak biraz daha fazla rüzgar tuttuğu için meyvelerde yanma şiddeti çok çok daha az. Yani özellikle ceviz bahçesi kuracak arkadaşlarım böyle hafif tatlı rüzgarlar alan yerlere ceviz bahçeleri kurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü normalde hiç esmeyen yerde 50 derece civarında olan meyve üzerindeki bu sıcaklık, yani güneş yanığının şu meyve üzerindeki oluşturduğu sıcaklık 50 dereceleri bulduktan sonra artık meyve hasar almaya başlıyor arkadaşlar. Böyle şöyle göstereyim, bakın önü açık kuzeye doğru sürekli hemen hemen rüzgar alan bir bölgede olduğumuz için meyve üzerinde oluşan bu sıcaklık rüzgarın da etkisiyle çok daha az hissediliyor. Yani bu yaklaşık olarak diyebilirim ki 50 derece olması gereken sıcaklık 45 derece, 40 derecelere kadar belki de düşebiliyor. Fakat diğer yukarıki bahçemizi dün gezdiğimde gördüm ki orası orman içinde kuytu bir bölge olarak kalıyor. Ve güneş yanıklığı buraya göre çok çok daha fazla. Ben her zaman söylüyorum 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklara kesinlikle ve kesinlikle ceviz ekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Olmaz mı? Olur. Ama dediğim gibi her bir ilaçlama, her bir bitki koruma, her bir ekstra koruma ürünü kullanmak demek cevizlerimizin bize maliyetinin artması demek. Evet, görüyorsunuz ağaçlarımız da bu şekilde. Bu sene genel anlamda diğer senelere göre çok çok daha iyi. Yani herkeste çok çok daha iyi ürün var. Herkeste çok çok daha fazla ürün var. Bizim ağaçlarımız da ona keza yani her sene ben dediğim gibi verimden hiç şikayetçi değilim. Fakat görüyorsunuz gerçekten meyve tutumu konusunda Pedro şahane bir ork. Sadece cevizler değil, bakın. Burada bir Angelina eriğimiz var. Bakın arkadaşlar. Maalesef şu alt tarafları falan patır patır döküldü. Şu meyve yüküne bakın. Hatta şöyle bir dalı kırıldı. Evet. Şöyle videomuzu biraz daha birkaç görselle daha süsledikten sonra yavaş yavaş bahçemizi terk edelim. Çünkü acayip derecede yine sinek var. Ve resmen saldırıyorlar şu anda. Ben tesadüfen şöyle bir bahçeyi kireç kuruduktan sonra ne hallere gelmiş diye bir kontrol edeyim diye geldim. Çünkü dün ilk defa kireci uygulamıştık. Bugün de sonuçlarını görmek için
Merak ettim. Geldik ve kontrollerimizi yaptık. Şimdi yavaş yavaş bahçemizi terk edeceğiz. Evet, bakın. Güneş yanıkları işte bu şekilde oluyor arkadaşlar ve meyve üzerindeki zararı. Yani aslında ağaç başına 1 kilo kadar bir ürün kaybı olsa çok önemli değil. 1 kilo göz ardı edilebilir bir rakam olur. Fakat çok daha fazla ürün kaybına neden olacağını düşündüğüm için atmaya karar verdim ben de. Yani ilk defa kireci bu sene denedim. Bakalım hep birlikte sonuçlarını göreceğiz. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Özellikle ceviz bahçelerinde son zamanlarda birçok videoda görüyoruz. Bu güneş yanığının anlatılmak istenen güneş yanığının sudan kaynaklı bir sebep olduğu, bir hata olduğu konusu da anlatılıyor. Yani sulamanın yetersiz olduğu zaman da güneş yanıklığı olabileceği söyleniyor. Ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Neden katılmadığımı da söyleyeyim. Hemen göstereceğim şimdi. Bakın geçen hafta burada yaklaşık olarak 8 saat 9 saat sulandı bu bahçe. Dün de hatta ben kireç atarken gene damlamaları açtım. Yani hani bu seneye kadar gerçi bu kadar dikkatli bir şekilde yine sulama yapıyorduk ama bu kadar sık sulamıyordum arkadaşlar. Bu kadar fazla su vermiyordum. Bu sene özellikle dedim ki bakalım eğer bu su güneş yanığı üzerinde önemli bir etkiye sahipse bu sene dedim sulamayı daha da sıklaştıracağım. Bu da bir deneme tespit etme yöntemi. Hani deneme yanılma bu arkadaşlar. Yine söylediğim gibi yani en azından bir şeyi bilmiyorsak deneyip yanılarak bir fikir sahibi olabiliriz. Yani fakat görüyorsunuz bu sulamaya rağmen bile bu kadar sulamaya rağmen bile hala güneş yanığı oluyorsa bu artık su eksikliğinden değil tamamen çeşidin genetik özelliğinden. Mesela Chandler'lar dediğim gibi bir atıyorum 2-3 derece daha toleranslıdır. Bunun da sebebini söylemiştim. Tamamen dış kabuk ve dış kabuğun altındaki cevizin kendi muhafazasını yapan kabuğunun yaklaşık Chandler'larda Pedro'lara göre daha kalın olması. Pedro'ların dış kabuk kalınlıkları 0.8-0.9 milimetre arası gelirken Chandler'larda bu oran 1.1-1.2 düzeylerine geliyor. Bu da bakın hiç uygulama yapmadığımız bir Pedro. Yepyeşil. Gayet güzel. Bu sıklığa rağmen bu meyve kalitesi iyi duruyor. Dememim o ki arkadaşlar, bazı şeyleri sizlere aktarırken bizler de deneme yanılma yöntemiyle yeni bir şeyler keşfedebilir miyiz diyorum. Kireç işi aslında birkaç senedir aklımda olan bir işte. Bu sene ilk defa deneme fırsatımız oldu. Bakalım ileriki günlerde gene bunun sonuçlarını sizlerle paylaşacağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.